Şimdi tavuğumuzu streç filmin içerisine alacağız. Daha sonra inceltmek için dövme demiriyle döveceğim. Fakat bundan önce tavuğu bu şekilde ikiye bıçakla yarıyorum ortadan. Ama tamamen kesmiyorum. Sırt kısmını bırakıyorum. Bakın bu şekilde açıyorum. Biraz daha kalın olan tarafını daha rahat inceltebilmek için açıyorum. Şimdi bu hazırlamış olduğum tavuğu inceltmek için streç filmi bu şekilde açıp tavuğu da içerisine koyuyorum. İnceltmiş olduğum tavuğu şimdi kenara alıyorum. Birazdan tekrardan açacağım. Şimdi güzel bir fars yapacağım. Tavuk fars. Tavuk göğsü blenderımın içerisine alıyorum. Şimdi az miktarda da yoğurt koyacağım içerisine. Bir tane de yumurta akı. Yumurta akı tavuğun piştikten sonra daha sert olmasını sağlayacak. Evet, tavuk iyice kıyma haline geldi ve biraz da yoğurtla yumurta akının katkısıyla daha da yumuşak bir kıyma oldu. Şimdi bunun içerisine kuru meyvelerden katacağım. Kuru incir, kuru kayısı. Küçük parçalara ayırıyorum ki blenderın içerisine koyduktan sonra çok fazla çevirmeyeceğim. Hızlı bir şekilde birkaç tur attıktan sonra kenara alacağım. İncir ve kayısıyı koydum. Biraz badem ve biraz da ceviz içi. Şimdi tekrar blenderdan geçiriyorum. İç harcımız hazır. Bunu da şimdi şöyle kenara aldım. Evet, biraz önce inceltmiş olduğum tavuk göğsünü de yanıma alıyorum. Tuz ve biber üzerine. Hazırlamış olduğum harcı koyacağım üzerine. Bir miktar şimdi tarçın serpiyorum. Bunun üzerine de bu hazırlamış olduğum harcı koyacağım. Evet, şimdi sıra geldi sarma işlemine. Fazla olan parçayı alıyorum streç filmi. Şimdi tavuğu bakın bu şekilde sıkıca bastırıyorum. Ve streç filmi geriye aldıktan sonra tekrar bu şekilde bastırarak sarıyorum. Hazırlamış olduğumuz bu ruloyu şimdi alüminyum folyonun içerisine koyacağım ve tekrar sarıyorum. Kenarlarından da iyice bastırıyorum. Özel bir pişirme tekniğimiz var. Benmari usulü fırında pişireceğiz. Fırın kabının içerisine tavuğu koyduktan sonra şimdi bunun içerisine bir miktar su koyacağım. Bu hem daha güzel pişmesini sağlayacak buhar vererek. Aynı zamanda da dengeli bir şekilde fırında kurutmadan pişirecek yemeğimizi. Şimdi fırına götürüyorum. Derecemizi de düşürüyoruz 180 dereceye. 180 derecede ortalama 40 dakika pişirdikten sonra tavuğumu çıkartacağım. Şimdi hazırlayacağım garnitürle beraber servise sunacağım. Közlenmiş biber ve közlenmiş patlıcanla servis edeceğim. Şimdi közlenmiş olan biberlerimi küçük parçalara ayırıyorum. Bir miktar tereyağı. Özellikle patlıcanlı yapmış olduğunuz garnitürlerde tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Tereyağı güzelce eridikten sonra şimdi içerisine patlıcanlarımı ekliyorum. Ve kırmızı biberler de sıra. Kırmızı biber ve patlıcanı güzelce karıştırıyorum tereyağında. Biraz tuz ve karabiber. Tavuğum da fırında pişiyor. Birazdan ikisini beraber servise sunacağım. Tavuk güzelce pişti. Artık fırından çıkartabilirim. Şimdi önce alüminyum folyosunu alıyorum. Şimdi de streç filmini alalım. Evet, tavuğu bu şekilde ince ince dilimleyeceğim. Tavuğumuzu tabağımıza da aynı şekilde dizebiliriz. Patlıcanlı ve kırmızı biberli
tereyağında sotelemiş olduğum sebze garnitürümü de yanına bu şekilde koyuyorum. Patlıcanların üzerine de birkaç parça taze kekik koyacağım. Bu da hem güzel görünmesini hem de o kekiğin kokusunu tabağa da yaymış olacak. Kekik hem beyaz etlerde hem de kırmızı etlerde hem lezzet vermek için hem de koku, aroma vermek için çok ideal. Evet, şimdi tavuğun üzerine de çok az miktarda zeytinyağı gezdireceğim. Bu hem parlamasını hem de güzel bir lezzet verecek. Ve çok az miktarda da şimdi patlıcanların olduğu tarafa taze çekilmiş karabiber koyuyorum.